Değerli seyirciler 90 artı 1'e hoş geldiniz. Süper Lig'de haftanın son maçı Kadıköy'de ve 3-3'lük beraberlik var. Değerli izleyenler az önce 90 artı 1'de beraberlik golünü kaydetti. Fenerbahçe Berişay'da Lig'in, Süper Lig'in yeni takımı Ümraniye Spor gerçekten dişe diş korakor bir mücadele sergiliyor. 3-2 öne geçmişti Ümraniye ve... 3-3'lük ee, üç beraberliği dakikalar önce yakaladı Sarı lacivertli takım son 2 dakika uzatma bölümünde Kadıköy'de 90 artı 5'in içindeyiz 3-3'lük üç beraberlik var Fenerbahçe 3 Ümraniye Spor 3 bu arada Ferdi Kadıoğlu bir sarı kart gördü ee, değerli izleyenler Fenerbahçe orta yuvarlaktan sağ tarafa doğru bir top çıkarttı. Şimdi Serdar Dursun o bölgeye gidiyor. Berişe ceza sahasına yöneldi. 3-4 kişiyle geldi Sarı Lacivertliler. Burma'da o bölgede kaleci çıktı Serkan Kırıntılı ve topa sahip oldu. Serkan da bugün kritik kurtarışlar yaptı. Özellikle e, ikinci yarıda ve e, artık biraz da süreyi tüketmeye oynuyor. Ümraniye oyuncular... 3 Üç üçlük beraberlik 90 artı 6'ya girdik. Normal uzatma bölümü için normal süre. 1,5 dakika daha var ama bakalım kalan dakikalar ne getirecek? Bir top kaybı İsmail'den. Sol taraftan geliyor Ümraniye Spor. Ferdi önüne çıktı rakibinin. İleride çoğalamadı Ümraniye takımı. 90 6'yı da tamamlamak üzereyiz. Bu arada bir top kaybı, bir karşı atak imkanı Fenerbahçe açısından. Şimdi Serdar Dursun aldı bıraktı sol tarafa doğru. Orada sol tarafta Lincoln Enrique gidiyor, pasını daha sola verdi. Ceza sahasına bir orta Serkan çıktı, yumrukladı ve tehlikeyi uzaklaştırdı kalesinden. Bu kez karşı atak Ümraniye Spor için artık iki takım da e, savunma güvenliğini ikinci plana bıraktı. Bu arada biraz ayağından aç topu Ümraniye Sporlu oyuncu Gustavo Enrique de Topu alıp dönme imkanı varken dışarı gönderince karşı tribünlerin bulunduğu bölgedeki Fenerbahçeli taraftarların e, tepkisini çekti. Artık süre tükenmek üzere 90 artı 7 de tükenmek üzere e, hiçbir Ümraniye sporlu oyuncu taç atışını kullanmaya gitmiyor. Fenerbahçeli futbolcular da süreyi işaret ediyor. Yaşar Kemal Uğurlu'ya 3-3'lük Üç beraberlik son bölüm köşe gönderinde oraya gitti Ümraniye sporlu oyuncular... Biraz da süreyi tüketmeye oynuyorlar artık. E, Betayip orada topu sakladı. E, son hamle kendisine top değerek çıktı dışarı. Taç atışını hemen kullandı Fenerbahçe. Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu da elini düdüğüne götürdü. Ve son düdüğü çalarak mücadelenin 3-3 tamamlandığını ilan etti. Dört büyükler içinde yeni sezona puan kaybıyla başlayan tek takım Fenerbahçe oldu. Zor ve beklenmedik ölçüde dişli bir takım çıktı Ümraniye Spor. 12 yeni transferi var hocam Ümraniye Böyle hani derler ya, ya kapalı kutu göz önünde değil. Böyle sessiz sedasız hazırlandılar Recep Uysal. Ee, Abdullah Avcı ekibindendir. Geçen sezonda birincilikte iyi çıkartmıştı, iyi hazırlamış takımını. Ankara'da Ankara gücü Konya Spor 0-0. Başladığı gibi bitti mücadele. Burada tam 6 gol var. 3-3'lük beraberlik. Değerli futbol severler bu haftanın berabere tamamlanan 3. karşılaşması oldu. Az önce sona eren fenerbahçe Ümraniye Spor mücadelesi. 2 gol Valencia, 1 gol Berişa'dan. Şimdi hocam Şimdi ben arkadaşlara Dördüncü bir şey söyleyeceğim. Dördüncü resmi maçı bu. Arkadaşlara bir şey söyleyeceğim, rica edeceğim onlardan. Ümraniye 12 futbolcu almış, değil mi? Hı hı. Gelenler gidenlere bakalım istiyorsan. Yok. Acaba kaç para vermiş? Fenerbahçe kaç futbolcu almış, kaç para vermiş? Bana o lazım. Bulamaz mıyız? Buluruz. Buluruz herhalde. Biraz bir e, biraz süre ver arkadaşlar hazırlasın. Ay kolay hocam. Yayının akışı içinde hocam, hazırlarlar. İyi tahmin ediyorum. Yusuf bir, bir şey yapar mısın? Bakar Bak, mısın? Tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Biri 1 bir lira, bir liraya 1,5 bir liraya almıştır. Diğeri 8 lirayla 10 lira arasını almıştır futbolcuları. Ama iki takım arasındaki futbola baktığın zaman 8-10 liralık takımla alan futbolcularıyla 1,5-2 lira 1 liraya alan arasında hiç fark yok. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bugün Ümraniye puan kaybetti. Bon servis ödeyerek aldığı oyuncu yok. Kendilerine ödedikleri paraları hani bakacaklar tekrar ama bon servis oyuncu almamış Ümraniye takım. Olsun almasın. Ya işte onu söylüyorum. Yani bir bon servis ücreti ödememiş evet. diyor. Yok imza parası, yok nüfus cüzdanı parası. O tarafını bilemem Yok abi, trafik sigortası. arkada ne oluyor Değil ama. Mi? Sosyal sigortalar primi falan. Çok güzel iteriyorlar büyüklere. E şimdi acaba Ümraniye nasıl aldı bu topça? Ya ben bakıyorum iki takım arasındaki Ümraniye takımı daha bir takım. Fenerbahçe takımı daha bir takım değil. Ümraniye spor takımının bir şekli var. Bir oyun şekli var. Bir de oynadığı yer Fenerstad'ı karşısında 50 bin kişi var. Oynadığı takım da Fenerbahçe abi. E Fenerbahçe'ye bakıyorum. Takım olarak Fenerbahçe'de takım halini gördün mü? Fenerbahçe'de 21 milyon euro harcamış bonservise. 21 milyon. Evet. Milyon euro. Öteki? Sıfır. Bon servis ücreti vermemiş. Sıfır. 21 milyondan euroyu bir çarpar mısın? 21 milyon yani euroyu. işte 400 gibi bir rakam eder. E sonra gidiyorlar devlete. Bize para verin diyorlar ya. Bankadan diyorlar bizi affedin. Krediyi düşürün. Hocam daha ya ilk sen... hafta dur bakalım. Ya hocam. Şimdi ilk hafta tamam. Kabul ediyorum da ama ben bakıyorum. Ya... Hocam Fener'i seyrettiğimiz kaçıncı maç? Dördüncü maç değil Dördüncü mi? maç. Işık var mı? İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'siyle şu Fenerbahçe arasındaki fark ne? Hocam ama şimdi doğru söylüyorsun Ya daha da, bekleyeceğiz bak. Bekleyeceğiz. He, onu söylüyorum ben. Bir daha beş maç falan daha bekleyeceğiz. Kabulüm. Bir dokuz maç, on maç. Ama hocam bir, bir şey olması lazım. Ya arkadaş bak. Fenerbahçe takımının sıkıntısı nerede? Bugün üç gol attılar. Hep arkaya adam kaçırdılar. <laughs> Hep arkaya adam kaçırdılar. Evet. Şimdi ne diyoruz? Fenerbahçe santrfor almadı yani. İyi, i̇ki, iki tane, bir tane, iki tane bir tane iki al. İyi. Sen arkadaki sen arkada en iyi adamını kaybettin. Abi yani İstanbul İzmir otobanı gibi oldu ya Fener arka tarafı. Evet. Gişelere parayı yatıran gitti gol attı. Bak soldan gelen gitti. En çok sağ stoperden gelen gitti. Adam... kaçırdılar da. Ümraniye kaçırdı. kaçırdı. Şimdi göreceğiz pozisyonu. Yani otobana girdiler, e şimdi, parayı verdiler. Parayı bastıran gitti gol abi. Orada William Arao ilk yarıda o oynadı. Ee, Sarı kartta gördü. Yine ilk yarıda da benzer pozisyonlar vardı. Ben sana dedim ya devre arasında. Yani Arao ile Crespo arasındaki fark ne kadar? Olay yalnız defans mı değil. Fenerbahçe İyi, de. daha kuramadı ya. Evet. Ya yani iskeletini kuramadı abi. Nedir ya? İrfan Can'la Mert sakat işte bilmem ne filan. Ya kalecin stoperlerin, orta sahan, forvetin, santerforun. Evet. O omurganın etrafını dolduracaksın. Sen omurgayı daha yapamadın. Yok. Ama kaç sene abi ya. Yani Fenerbahçe'nin bu... Ol tamam bekleyelim Fenerbahçe ama Fenerbahçe'nin bu olmaması gerekir. Daha bir şekilli olması lazım. Fener kaybedebilir. Ona da razıyım. Ama... Bu tarz bir top oynamamalı. Bu tarzı mücadele etmemeli ya. Şimdi hangisi daha takım bu akşam? Ümraniye daha bir takım. Ya en azından planına sadık kaldı He. ve kendi planını uyguladı. Evet. Gol yediler, gol attılar, değişmediler. Oynadılar. Yani belli bir planları var. Fenerbahçe'de lider futbolcu var mı? Yani takımı çıkacak, idare bir orta alanda falan böyle bir oyuncu. Bana söylesene kim var? Yani bu takımda şu anda yok. Yani Ama kim olur diye ya. bakıyorum. İşte yeni transfer olan e, Joao Pedro olabilir. En kariyerlisi o sakat. İrfancan olabilir sakat. Hani yerlilerden böyle Mert Hakan falan daha böyle şey koyacak. Ne bileyim. Sezon karakter sakatlık. koyacak. Sezon başı sakatlık niye? Onu bilemem. Bak söylediğim oyuncuların üçü de hani önemli oyuncular hep sakat. Serdar sakat savunmada stoper. Şimdi öyle ya da böyle Serdar Zalay'a oynasa birbirine uyumlu stoper ikilisi olacak. Gustavo Henrique oralarda çok kademe hatası yaptı. Durduğu yerlerde hatalar yaptı. Yani uzatma dakikalarında aşağı iniyordum. Giyiniyordum yazıyı yazdıktan sonra. O dediğin oyuncu topu taca çaktı. Aslında alıp geriye dönebilir. Üst tribüne attı topu. Ya. Ne acaba? Bak değişik bir olay abi, bu. Üst tribüne attı. Attı ya. Tabii, tabii. Üst tribünden yani üst tribüne niye atıyorsun? Ya abi bunu sen? almış artık gitsin diyor top. Bak şey baskı var beyine baskı tabii, tabii. var. Fizik olarak iyi değil ki. O hareketi yapıyor. Üst tribüne attı öyle. ya. Şimdi bir futbolcu stoper onu yaptığı zaman ben bir dakika pardon. Zaten sen, karşı taraftaki yerine. maraton yerine. tribünündeki taraftarlar çıldırdı. Evet Yani 2-3 dakika vardı evet. Ee, ya sen... At toputaca git yerine hemen Hatta <laughs> sen dön Toputaca atmasına ben... da gerek bırakmayacak Harun. kadar Dönüp alıp dönebilecek evet, yeri evet, vardı 5-6 evet. metre vardı evet. ile arasında Keşke o pozisyonu getirsek İki gelir bilmiyorum hocam He şey e, 17 denemesi var Fenerbahçe'nin Bu da başka ayrı bir şey Şimdi bak hocam hep şundan bahsediyoruz Ya bir Santrafor bir santra... İlk iki transferi kim? buruma ile Henrike Fenerbahçe'nin Alternatifleri olan yerler. Ya hala da bir ideal santraforu yok. En ideal santrafor gibi duya, duran Serdar Dursun'u e, George Jesus yedek düşünüyor. Ya tamam da. Ya bak 17'de ya 6 sahip. Fenerbahçe bu kadar yatırım yapıyor. Önce adam gibi iki tane santrafor alacaksın abi. Doğru mu? Ya, doğru. İki tane. Hem de paraya kıyacaksın. Abi gol atan adam farklı. Farklı santraforun mı? olacak ya. Farklı evet. böyle. İki tane. Durumu, ya Anelkalar falan, Oydonklar falan geldi Fenerbahçe'ye. Evet. Ne yapıyorsun hocam ya? Yani? Ya dün Galatasaray hiçbir şey yapmadı. Çift, çift santrafora döndü. Gol attı. Bir dakikada. Birini ortaya aldı, birini ileri aldı. Ha denk geldi. Her zaman olmaz. Ama dene. E, sen de dene. Şimdi o seyirci ya bir de şu var arkadaş ya, Bu maçın ikinci yarısı saat 11'de başladı Ender. Ya hocam onu söyle Saat kaç şu anda? Ya. Saat 12'yi geçiyor. Allah aşkına. Yok. Hadi ya tamam arkadaş, biz... Burada 60.000 50, 50 bin kişi var. Bunlar eve gidecekler. Kaçta yatacaklar? Ben sana söyleyeyim hoca. Yani herkes Kadıköy'de oturmuyor ki Fenerli. Yeşilköy'de oturan var. Bakırköy'de oturan var. 12 yaşında var. ya çocuğuyla. İstanbul'da da hava bu akşam. Hadi. İstanbul'da da hava bu akşam öyle çok sıcak değil abi. Ben akşamüstü işte çıktım. Valla öyle güzel rüzgar var kesiyor. Ya saat bu saatte top oynanıyor. Şu anda da daha stat'tan çıkıyorlar. Evet. Öyle kolay değil oradan çıkmak. Araba bulacaklar. Bilmem ne yapacak. Ya niye geçecekler. Çekti? Arabayla geldiyse otoparka gidecek. Ya Dolmuşa bilmem toplu taşımaya gidecek. İki de evde olamaz ya. Ankara'da, Kayseri'de, Sivas'ta gece saat 11'de 9'da maç olmaz 9.30'da. Buralar akşamları buraları serindir. Ha Antalya'da, Adana'da, başka neresi var sıcak? İzmir'de. Antep'te oynat. Oynat. Ama diğer yerlerde oynatma abi. Mecbur musun ya? Ya Millet bölgesel, bir, çektirme. bölgesel bir saat farklılığı getirebilirsin. Ya benim arkadaşlarım diyor ki ya biz maçta uyuyoruz Erman diyorlar ya. Biz maçta uyuyoruz diyorlar ya. Ya bu işkence arkadaş ya. Bunun çocuğu var, çoluğu var yani. Kadını var, erkeği var. Maç seyreden yapmayın ya. Sonra da diyoruz ki marka değeri düşüyor. Vallahi öyle ya. Ya çocukları nasıl çekeceksiniz? Kadını nasıl çekeceksiniz? Bu 50 bin kişi kaçta gider evine? 11'de başladı. 12'ye 5 kala bitti. Vallahi öyle. Uzatmayla. 12'ye 5 kala ya. Yani 6 dakika sonra ertesi gün. Adam iki yani maç gidecek. Başlıyor. Maç başlıyor bir gün önce. Maç bitiyor bir gün sonra. Evet. Hoca? Vallahi bir gün sonra bitti maç. Bir gün evvel başlayan maç bir gün sonra bitiyor. Ya ayıptır yapmayın federasyon ya. Yayıncı kuruluş bilmem ne yapmayın abi. Eğer bu işi yayacak... Ya İngiltere öğleden sonra oynuyor ya. Ya hocam... Çoluk çocuk konuştuk. maça gidiyorlar. Hatta şey yapmışlar, e, bakmışlar mısınız dediler. İspanya bizden farklı evet. mı? Değil. İspanya Konuştum. gelecek hafta maç saatlerine bir bakın ya. 21'de, 17'de var, 17'de. 17'de var. 33 derece. Akdeniz işte aynı iklim. Evet. Hatta yani bizim yani kuzey Antalya. tarafları falan onlardan çok yani daha... Yani Antalya. Şey e, serin. Adam 33 de Barcelona maçı 21'de kardeşim. 33 derece baktım o, o gün. Barcelona 21'de oynayacak örneğin. Sonra da futbol ya çoluğu çocuğu nasıl getireceksiniz abi? Çocuklar var o çocuk kaçta gidip yatacak ya? Ya acıkacak yolda bir şey kadar, yiyecek. Bu sistemin paylaşı bir paylaşı şey var gazete mesela. Nasıl çıkar ya gazete? Yarın Örneğin Erzurum'daki adam gazete okumuyor. Erzurum'daki adam okumuyor. gazete okuyabilecek, Hayır. gazetede bir yorum okuyabilecek mi senden mesela? Hayır. Okuyamayacak abi. Ben yarın havalimanına, havalimanına gideceğim. İstanbul'daki zor okur. Ben yarın havalimanına gideceğim. Havalimanına giderken bir yere gidiyorum. Gazete arıyorum. O saatte olmuyor. Şimdi gelen arkadaşa diyeceğim ki, şirketten gazete alabilirsen gel. Şimdi birazdan giderken onu diyeceğim. Bu, bu ayıp bu ya. Neyse, buralarda bir düzenleme, biraz elastik olmaya ihtiyaç var. Başkan bu konularda hassas e, bir bakacaktır diye düşünüyorum ben yani o. Ya bir dakika burada bir sıkıntı var diyecektir bence. Öyle mi diyorsun? Bunları dikkate alır. E, çünkü öyle bir başkan. dikkate alır diye düşünüyorum. Şimdi, e, çok soru var. O sorulardan biraz da gündemden gidelim. Hem... Şöyle bir bakayım hocam bir yandan da. Ümraniye takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye evet, sıkıntıya 1-0-1-0 onu evet. yazanlar var. Bu Ümraniye ters geliyor diyerek. Ee, şöyle bir bakıyorum. Arda niye yok diyen var. Arda şeyde ben bugün seyrettim. Top oynadı. Ee, evet organizasyonda evet, Organizasyonda Arda bugün baştaydı Milli takımdaydı yani. Evet, evet. 19'daydı. evet. Onu söyleyelim. Ee, Serkan Kırıntılı o, hep Arda Fener... da olsa Arda da olsa oynatmıyor abi. Evet. Fark etmiyor yani. yani. Ee, şimdi bu ısı haritaları hocam baksana şimdi Ümraniye takımına ya. Onlar da Fenerbahçe. Fenerbahçe aslında Hani oyun sahilin her tarafına dengeli bir şekilde yayılmış, kendi sol kanadını daha aktif kullanmış falan ama Ümraniye takımı da Fenerbahçe kadar olmasa da rakip ceza sahasına girişi gayet oyun alanı her Vallahi tarafında var. ben Ümraniye var... Spor'u çok beğendim. Mağlup da olabilirdi bugün. Tabii, tabii. Ben çok beğendim tabii. Ümraniye'yi. Kapalarını eğdiler, top oynadılar, tıkır tıkır oynadılar. Belli bir planları var. Çalışmışlar. Teknik adamları istediğini yaptırmış onlara. Vallahi helal olsun hakikaten. Recep Bravo. Hoca'yı da tebrik edelim. Bravo. Yani daha ya zaten birinci dakikada çalış... belli etti kendini hocam. Dersini çalışanla dersini çalışmayan nasıl belli biliyor musun? Biri zengin çocuğu biri fakir çocuğu. <laughs> hocam hocam hocam. Ya. Fakir çocuğu iyi çalışmış. Ee, pozisyonları soruyorlar. Bakacağız dakikalar içinde. Özet görüntüler elimizde olacak. Ve o pozisyonları e, biz de burada detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Gustavo Henrique'ye yönelik eleştiriler var. Çok ağır değil mi diye soruyorlar hocam. Gustavo Enrique. Biraz ağır. <laughs> yani zaten biliniyordu aslında. Yani daha boylu poslu, evet. daha şey bir oyuncu olduğu, daha yaslanarak oynamayı seven bir oyuncu olduğu. Ama o ağırlığını pozisyon bilgisiyle kapattı söyledi. ama daha tabii 1 iki. Yani zor. Hocam yalnız defans takıma Fener uyum Bahçe, Stopere yanındaki arkadaşına uyum Fenerbahçe'nin takım olarak bir uyumu uyumu yok. Orta alanda bir ara maç halı saha maçı gibi oldu er, er, kimin söyledikleri Ferdi Kadıoğlu ne demiş? Tabii bu şekilde bir sonuç almayı istemezdik. Ee, rakibimiz duran toptan 3 gol buldu. Bunları analiz edeceğiz. Böyle bir başlangıç istemiyorduk ama sezonun uzun, önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanıp istediğimiz sonuçları almak istiyoruz. Diye konuşmuş Ferdi Kadıoğlu bugün Sağ taraftaydı Sağ bek oynadı Ferdi'nin Rakamları da burada e, Girdiği 6 ikili Mücadelenin 5'ini kazanmış Ferdi Kadıoğlu pas isabeti %73 bir ara çok iyi Böyle e, fuleli geldi Duvar pasını da yaptı e, evet, Ortasına doğru. Son anda Serkan çıktı Fena değildi Ferdi Kadıoğlu ee, şimdi şeyi verelim demiştim. Ne ee, arkadaşlar? Bir şuradan hemen bir. Ha Gustav Eriksen'i söyledik. Ee, onun dışında bir soru daha vardı. Ben tam onu soracakken Ferdi Kadıoğlu'nun Emre Mor Minkol şahsi olarak iyi işler yaptı. Hı hı. Emre Mor Çıkana kadar? Şahsi olarak ama takım olarak değil uyumla ama iyi şeyler yaptı. Biraz kendine oy. Her oyuncu kendini göstermeye çalışıyormuş gibi bir izlenim edindim ben. E, teknik adama bağlı. Mesela mı? Berisha'da serbest vuruşta eee Lincoln e kullanayım dedi. Berisha kullandı son ikinci yarıda bir yerde. E, şimdi Lincoln Henike biliyorsun iki tane elle koymuş gibi top attı. Serbest vuruştaki e, golünü de hatırlıyoruz. Orada mesela bir e, sanki disiplin daha olmamış. Duran top kullanma konusunda Yani isteyen mi kullanıyor Yoksa Bunun antrenmanı vardı, vardır Kenardan bağırdı falan Jesus ama e, Artık ne dedi nasıl oldu bilmiyorum Maalesef futbol böyle demiş Lincoln Bugün ligin ilk maçını En iyi şekilde çalışıp hatalarımızı Telafi etmeliyiz e, Fenerbahçe'deyiz Fenerbahçe büyük takım Ama takımın büyüklüğü sahada yetmiyor He, Savaşmamız Gerekiyor Hatalarımızı giderip iyi sonuçları almak istiyoruz. Ee, doğru doğru bir öz eleştir. Doğru söylemiş. Yani tamam büyük takımız ama sahada onu göstermemiz ne lazım. Ne diyor? diyor? Savaşmadık diyor. Evet. Ne diyor? Savaşmadık diyor. Büyük takımız da savaşmadık. İkinci yarıda bir ön alanda doğru bir baskı yapmaya başladılar. Bir 10-15 dakika yaptılar. Onu da kırdı. Ümrani'ye ayağa pas yaptı. Çat 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 kırdılar. E çok tehlikeli ya. O zaman baskı zaman... yaptığında bulduğun pozisyonu çevirsen o zaman daha farklı bir oyun olur. Yapacaksın Tabii. onu. Buldum. Ama kaç kişiyle? İşte bir 15 dakika falan yapabildiler doğru baskıyı. Ee, e doğru baskı 2 kişiyle 3 kişiyle yapıp arkayı boş bıraktığında da adam kaçıyor arkaya. Savunma arkasına gitti daha çok. İyi top kullandım Araya bir top. Tabii. Dört kişi İyi de adamları düşündüm. var öyle giden. Deplasman oyununda daha tehlikeli olur Ümraniye takımı. Bakalım hocam bir Sempen, takip edeceğiz. Sen Fenerbahçe'nin en arkasıyla en önünü 90 dakika boyunca ekranda hep görebildim mi? Ben göremedim. En arkayla en önünü yani forvetteki en önüyle defanstaki en arkasını 90 dakika boyunca ekranda kaç defa gördün? İkinci yarıda bir yer. Ben sana dedim ya bak şimdi toparladılar dedim. O da soyunma odasından çıktıktan sonra ilk 15-20 dakika o kadar. Hocam onu görürsen, onu ne kadar fazla görürsen o takım iyi takımdır. Soyunma odasında konya vereyim yani. Yemişler, vereyim. yemişler fırçayı ekrana 20 ekrana dakika baksınlar, işte. seyirci ekrana baksın. En arkadaki adamla en sondaki adamı şöyle görüyorlarsa 25-30 metrede o takım iyi takım hocam. Ama Santraforu görüp stoperi göremiyorlarsa o takım iyi takım değil. Tabii. O kadar basit ya. 4-2-4, 4 3 hepsi hikaye. Hocam Joshua King'i soruyorlar. Joshua King için ne düşünüyor hoca diyorlar. Hiçbir şey düşünmüyorum şu anda. Biraz daha. Bir pozisyonda soldan böyle aldı da almanla da gitti. Ben döndüm sana ya bu faul mi acaba hocam dedim ya. Ya yani adam fizikli alıyor gidiyor. Aynısını e, Cornelius için mi konuşmuştuk? Evet. Fizikli olmak daha... Ee, şeyli olmak dezavantajlı oluyor bazen ligimizde diye konuştuk. Ama şu an King'in yani bu şekilde bilmiyorum Fenerbahçe oyuncusu olmak için daha fizik olarak hazır değil bence. Öyle hareketler yapmalı ki Fenerbahçe takımına gelen topçu bizim gözümüzün içine... Bir de kalite olarak hazır mı ona daha bakacağız tabii. Hocam zor ya kolay değil çok oyuncu gel. Bir Ercan bir versene ya şu gelen gidenleri. Kaç bir bakalım. oyuncu geldi Fener'e? Tabi tabi bir ona bakalım hocam. 21 milyon tamam da bu şey bonservis. Ve 21 milyonun altını dolduralım şimdi. E, Tolga Ercan'dan alırsa şeyleri geldi. Alioski, Makedon Solbek. E, daha o e, takımla beraber pe, bir, 11 Astro oyuncu. Vardı. Juan Perez bugün soldaydı. Gustavo yenike sağ stoperdi. Emre Mor, Lincoln. Villan Arao sarı kartı devrasında konuştuk ya sarı kartlı bu kez evet. Jesus aynı hataya Uyandı. düşmedi. Uyandı. Ee, Joshua King, Joao Pedro, Thiago Çukur zaten kiralık verilecek. Niye aldıklarını anlayamadım ben. Niye aldılar bilmiyorum. İrfan Can Eğribayat, Göztepe'den e, kaleci, ikinci kaleci ve Buruma. 2, 4, 6, 8, 11. 11 oyuncu gelmiş. 2, 4, 6, 8, 9 oyuncu gitmiş. Mesut Kim, Allah yer Ozan, Arda Kurtulan, Luis Gustavo gitti, belki gitti, Sosa gitti, Murat Sağlam gitti. İmraniyede ee, 12 oyuncu getirmiş. Onlar daha bir e, hızlı e, ilk resmi maçları olmasına rağmen uyum sağlamışlar gibi gözüküyor. Evet. Ee, Ener Valencia'da diyor ki işte yani biz e, kay puan kaybetmiş olabiliriz ama bu bizim hedefimizi değiştirmeyecek. Tabii ki öyle daha çok uzun zaman var ama öyle ya da böyle hani taraftar da sezon başında 50 bin kişi gelmiş bu saatte bu saatte hani güzel bir başlangıç görmek istiyor hocam artık e, yani yöneticiler fazla düşman aramasınlar işlerine baksınlar düşman, hakem federasyon, gazeteci terörlerine bir şey yazdırmasınlar. E, tabii. Önlerine baksınlar. İşlerin, işlerin, herkes işini baksınlar. yapacak. Ya, herkes işini Takımlarına yapacak. baksınlar. Terörleri, terörleri var ya terörleri. Onlara biraz hakim olsunlar. Altay Bayındır'ın iyi kaleci olduğunu en fikiriz. Senle de konuşuyoruz. Bazı yediği goller iyi kalecinin yemeyeceği goller mi? Bizim serviste de haber merkezinde yukarıda arkadaşlar onu tartışıyordu. Yani işte Avrupa maçında da bir böyle ayak dibi falan. E bugün kurtardı da. Kurtardı da. İşte kaleciliğin de kaderi bu hocam. Tabii. Yani. Kurtardığında değil Ama de yediğinde damgalanıyorsun. Ama o karşı karşıya nasıl bırakıyorsun adamı hocam? Evet. Fener arka tarafı yani defansı sana güven veriyor mu? Sana soru. Bırak takımı. Hani takım oyunu filan. Fener takımında futbolcular birbirlerine yardım ediyorlar mı? Fener takımında, Fenerbahçe takımında takım bir beyinden düşünüyor mu? Bir beyinden düşünüyor mu? Ortak aklı var mı? Şimdi Ümraniye takımı bir beyinden düşündü mü? Bence düşündü. Ortak aklı var. Ne kadar? Bir kadar. şey söyleyeceğim Gol hocam. yediler, kaçırdılar, attılar. Mağlup pozisyon oldu ama hep belli bir şey yaptılar. Fenerbahçe'de o yok. Şimdi içeride editörlerimizden biri de Fenerbahçeli şöyle bir şey getirmiş, veri getirmiş ekrana görüyor musun önünde hocam? <laughs> 2013 onun sezonundan bu yana ilk kez sezonun açılış haftasında kalesinde 3 gol görmüş. 3-2'lik e, Konya maçında o sezon. 2013-14 Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu son sezon diyor. <laughs> Aa o, o sezonda 3 golle başlamıştı. 3 gol yiyerek başlamıştı diye. E, bir e, çıkarım yapmış. Artık bilemiyorum neden. <laughs> evet bakalım. Bakalım. Eğer öyle bir şey olursa konuşuruz. Sezonun ilk programına ilk haftasına döner. Ee, şeyi nasıl buldunuz hocam? Yaşar Kemal Uğurlu. Şimdi Yaşar Kemal Uğurlu şunu diyebilirler. Ya, var çok girdi devreye ama Var'ın girmesi gereken pozisyonlardı. Hocam pis Varın'da pozisyonlar var. var ya. Bayağı sıkıntılı pozisyonlar. Var'ın da devreye girmesi gereken o saytlık işte e, milimetrik böyle Offsaiten hamlelik. Bir şey ne bileyim yani ceza alanın içinde mi dışında mı mesela onu, onu kestiremez onu. Olay o enteresan mesela. pozisyon hocam. Ya ona şimdi evet. bakacağız o valla biraz garip bir pozisyon. Yani bayağı da durdular orada. Bayağı. Bayağı. Diğer golde de öyle. Evet. Yani offside olayında hmm. bayağı baktılar. ya Doğru yapsınlar da baksınlar artık. Onu... Tabii. Tabii. Overlocklar olmasın ama. Overlock evet. Geçen sene overlock çok. Bayağı. Bir... <laughs> <laughs> söyledik onu biz geçenlerde. Ecesi başkanla konuşurken de. ya dedik böyle overlocklar falan gördük biz eğer gözümüze böyle bir şey olmadıysa şöyle gidiyordu şeyler çizgiler. Hocam tabii yani UEFA'ya kadar var hakemini sokmaya kalkarsa bir hakem. hocam var dedin aklıma bir şey geldi. Şimdi Halil Umut Meler hocam Türkiye'nin şu anda bir numaralı hakemi değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde elit hakem sakatlandı. Sakat. 8 hafta yok diye bir bilgi var. Peki hocam aklıma şöyle bir şey geldi. Halil Umut Meler neden Varda görev yapmaz? Bu ülkenin elit hakemi. Yapamaz mı ya da? Hocam Vardaki hakemlerle sağdaki hakemleri ayırdılar biliyorsun. Ayırdılar hocam. Ayırdılar da şimdi senin yani sistemi kurdular. Şimdi sistemi kurduklarında hani rahmet Özal'ın bir lab vardı. Ya anayasayı bir defa delsen bir şey an Bir delersen kevgir gibi olur. Öyle. İki defa, üç defa ama da olmaz. Ama bu senin hakemin. Ama yer Yararlanamıyorsun. Elit hakem. Olsun. Onu da ritimde ama, tut ama yani karar olarak. olarak. O kararı vermişsin hocam. Bu bence olmaz. Artık kararı vermişsin. O zaman ya öteki hakemi de sakatlanınca oraya koy. Onu da oraya koy. Yarın bu hakem maçı idare edecek. E zaten geçen seneye kadar böyleydi iş. Işte. E, ya bir numaralı hakemin Ama diye yanlış. Yanlış işte yani. Tamam ona bir şey demiyorum y da. Yani yüz yüze bırakmayacaksın adamı sahada. Ne diyor sonra antrenör? Ya bu bizi diyor barda da yaktı diyor. Bizi diyor burada yaktı diyor. ya yani o kadar çok vıdı vıdı yapılıyor ki bu işlerde. Bir kararını verdiler ki bence doğru yapıldı. Bence doğru yapıldı. Yani muhatap olmayacak oradaki hakem. İçeride. Hocam bak ya kader, kader ağlarını örüyor mu? George Jesus da 2013-14 sezonundan beri ilk kez bir sezonun açılış haftasında puan kaybetmiş. O sezon ne yapmış Jesus'un takımı? Ona da bakın madem öyle bir... Ya, tamam da Jesus nerede teknik adamlık yaptı? En önemli süresi tabii Portekiz. Brezilya'da da şampiyonlukları tamam. var, kupa falan Almanya'da Portekiz. yaptı mı? Tabii. Almanya'da. Ha Almanya'da yok. Peki... İtalya'da yaptı mı? Hayır. Ali Koç konuşacak. İngiltere'de yaptı o mı? O sezon şampiyon olmuş. Bak aynı yerden geliyor bilgiler. Ha çocuklar. <laughs> evet. 22, gidelim. 22-23 sezon hayırlı olsun. Türk futbolunun ilerlediği bir sezon olsun. Her zaman dediğimiz gibi adil rekabetin olduğu bir sezon olsun. Nerelere geldiğimiz zaten ortada. Marka değeri olarak, yayın gelirleri olarak, ekonomimiz olarak. Ama hayatı devam ediyor. Bir şekilde bu şartlara ayak uydurmamız gerekiyor. Federasyon da yeniden yeni yapmaya çalışıyor. Bugünkü sonuçta beklenmedik bir sonuç senin gibi ama belki de hayırlı bir sonuç. Hem eksiklerimizi görmek için hem uyanmak için. Burada öncelikle Ümraniye'yi tebrik etmek istiyorum. Ligimize yeni çıkmış bir ekip ama tecrübeli bir ekip gibi sağda elinden geleni yaptı. Dolayısıyla onun da hakkını vermek gerek. Biz kötüydük. Çok daha iyisi bekliyorduk. Ama şu aşamada panik olacak, endişe kapılacak hiçbir şey yok. Hatta hayırlı sonuç derken de şunu kastediyorum. Hep böyle birkaç hafta kazanarak başlıyoruz. Ondan sonra sıkıntılı dönem oluyor. Belki de bu sezon beklentilerimiz çerçevesinde bu başlangıç belki de hayırlı bir başlangıç olur demek istiyorum. Ama biz sonuna kadar takımımıza güveniyoruz, hocamıza güveniyoruz. Transferlerin çoğunu yaptık, bir mevki kaldı. Şimdi elimizdeki fazla yabancıları elden çıkarmak için dört haftamız var. Ona odaklanıyoruz. Benim endişe ettiğim hiçbir şey yok. ve özlediğimiz, arzuladığımız son iki maçları ikisi de dahil kırmızı karda kadar. Ondan sonraki maç o, o futbol yerleşecektir. Ve taraftan görmek istediği futbol en kısa zamanda bizim normumuz haline gelecektir. Bu norm değil. Bu yol kazası diyelim. Ee, Ümraniyle tutuyorum. Sayın Başkan, Doğan Peres'in yapmış olduğu bu çok tartışıldı. İçeride mi dışarıda mı farklı görüşler de var. Ama hakemin kararı penaltı yönünde oldu. Siz izleme imkanı bulabildiniz mi? Nasıl yorumluyorsunuz? İzledim. Ben sana sorayım. Sen nasıl yorumluyorsun? Ben dışarıda gibi gördüm. Bana da net dışarıda gibi geldi. Barda da bayağı bir zaman harcandı. Sayret ettik. Ee, ama bu da şimdi hakem kötüydü. Ama hakem kötü olması bizim Anadolu Spor'un kötü olduğunu bize anlatmaması lazım. Bence en feci durum oyunun ne kadar durması. Yani bizim Türkiye'de bu iş sorunu çare bulmamız lazım oyun mütemaden duruyor. Hakem zaten bildiğimiz hakem. Yani hakemin ne olduğunu girmeme gerek yok. Geçen sezonlardan da zaten sıkıntılı bir isim oldu ortada. Ama burada hakem yöneten kadro bence iyi değildi. Neredeyse her golle vara gidildi. Oyun çok fazla durdu. Oyunun biraz daha ben yani burada iki tane maç gördük. Avrupa maçı. E orada da, orada da hakemleri. Tabii ki hakem hatalı yapabilecektir ama yani bir 90 dakikaya bu kadar çok hatayı sığdırmak da beceri ister. Ama yani hakem üzerinde şu anda konsantre olmak doğru olmaz. Çünkü biz o zaman kötü oyunumuza mazeret arıyor oluruz ama bu hakemin ...performansı kabul edemez. Ha bir daha böyle bir şey başımıza gelirse o zaman durum çok daha farklı olur. Tepkimiz de çok çok daha farklı olur. Bu hakemin özelinde ben geçen sezon söyleyeceklerimi söylemiştim. Gerekirse devamını getireceğim bu sezon. Ama önemli olan yani Türkiye'de, ligde hangi maç olursa olsun futbolun daha fazla oynanması. Yani bir 90 dakikaya oynama sürelerine baktığınız zaman pek çok konuda olduğu gibi o konuda da Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Bunu da hem marka değeri açısından sakıncalı buluyorum. Hem de taraftarların seyircilerin, sponsorların, yayıncı kuruluşun, futbolun paydaşlarının bunu hak etmediğini düşünüyorum. Sayın Başkan e, sezon başı planlama ile ilgili konuşurken daha çok 5-6 transfer üzerinden konuşuluyordu ama transfer sayısı 10'u e, onu geçti şu anda. Planlama ile sizi de çok fazla göremiyoruz. Belki buranın sorusu değil tam ama Fenerbahçe'nin planlaması ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Forvet transferi son olacak. Kaç yabancıyı göndermek istiyor Fenerbahçe? En azından bu konularla ilgili böyle genel bilgi verebilir misiniz? Yabancı sayımız kurallar gereği neyse olacaktır. Değişti bu dönemde 21 kaydedilebiliyor. O başka. Orada cebimizdeyiz. Bu kural değişikliğini de değerlendiririz. Kural değişikliği çok doğru bu kural değişikliği. Bu Sayın Süleyman Hurman'ın fikridir. Yani başkanlar arasında futbola en hakim başkanlardan biri kendisi. Çok doğru bir karardır. Doğru bir karar olduğu için de federasyon olumlu baktı. Ee, onunla ilgili ben yabancı transfer derken yani 14'te kalacağız. Onun dışındakiler o senin dediğim bu kategori girmeyenlerle tabii ki yollar ayrılacak. Bununla beraber Yüksek Divan Kurulu'nda ifade ettiğim gibi oyuncularımıza, muhtelif oyuncularımıza ilgi gösteren kulüpler de var. Bakarsınız reddedemeyeceğimiz bir teklifle karşı karşıya geliriz. O zaman e, o mevki içinde, bir arayış içinde oluruz. O muhtemel pozisyonlar içinde zaten e, cepte yedek isimler duruyor. Bu 20 kuralı da bence bir avantaj. E, onu da hani 3'ü olmasa da bir iki değerlendirmek istiyoruz. Sayın başkan, başkan, bir de e, hazır senin sorduğun diğer soruya gelince de planlama. planlama, bizim planlama tamamen hocanın arzu ve direktifle çerçevesinde gidiyor. Buraya gelmeden önce 4-5 diyordu ama bir buçuk ay, iki ay bir buçuk ay takımla geçirince e, ve bazı fırsatları çıkınca onları değerlendirmek istedik. Ama yani biz camiamız öyle bir camia ki her şeyi hocaya bıraksan <laughs> niye öyle yapıyorsun? Transfer yapıyor yönetmeyince. Niye hoca yönetim yapıyor, hoca yapmıyor? Bunun bir orta yolu yok ne yazık ki. Ama ben hocamıza da, ekibine de, takımımıza da sonuna kadar güveniyorum. Panik yapacak hiçbir şey yok. Daha yolun çok başındayız. Ve dediğim gibi belki de hayırlı bir sonuç oldu. San konusunda daha az önce kendiniz de belirttiniz. E, Maxi Gomez ismi son dönemde çok konuşuluyor. E, taraftar da tabii sizin dudağınızdan çıkacak kelimeleri dikkatli dinliyordur e, şu an tahmin ediyorum. Bir gelişme, bir aşama kaydedilir Şimdi şiş, arkadaş şunu söyleyeyim. Biz, bizim yoğurt yiyişimiz artık 5 senedir ortada. Biz transfer imzamını hiç kimseyi konuşmuyoruz. Açıklama yapmıyoruz. Yok gittik, gördük, geliyor. Röportajlar vermek, medyaya haber sızdırmak. Bizim öyle bir derdimiz yok. Ya artık buna da bir saygı duymanız lazım. İmzalandığı zaman kim olduğunu görürsünüz. Bu kadar basit. Yani biz Maxi Gomez diyorsunuz. Maxi Gomez'e gelene kadar bize kimler yakıştırıldı bugüne kadar? Sadece bu mevki için değil. Sadece bize de değil. Pek çok takıma. O transfer sezonun kendine has. Sizlerin sayesinde işte Türkiye'ye yerleştirilmiş. Kamu yerle. Yerleş... Kamuoyu istiyor değil. Bu yumurta tavuk meselesi. Siz kamuoyunu bilerek kandırmak istiyorsanız o sizin mesleki değerlerle, etiklerle yüzleşmesi gereken bir konu. Ama bir şey daha da var, onu da söyleyeyim. Tekrar da söyleyeceğim. Ne yazık ki menajerlerle medya mensupları, tabii ki bazıları çok fazla el ele iş yapıyorlar. Bunda benden çok daha iyi sizler biliyorsunuz. Peki başka bu transfer özellikle golcü bir fırsat transferim olacak? Birinci sorun bu. İkinci sorun da var hakemleriyle sağ hakemleri ayrıldı. Bu size göre bir çözüm mü ya? Çözümün bir parçası olabilir mi yeni sezonda? Var hakemlerin sağ orta sahadan ayrılması çok doğru yönde bir istikameti bir adımdır. Şimdi siz birazcık ev ödevinizi yapın. Geçen sezon ben ve biz kulüp olarak neler söyledik? Hakemler nasıl olmalı, atamalar nasıl olmalı? Performans, ödül, ceza, var hakemi, orta hepsini bakın. Bakın göreceksiniz tek tek gerçekleşiyor hepsi. Doğru istikamette adımlar. Federasyonumuz şu an niyetinden hiçbir şüphem yok. Ama hakemlerimiz malumunuz. Onlar yani insanda bu konuda iyi niyet olmadığı takdirde istediğim sistemi getir, istediğim teknolojiyi kullan. Arz ettiğimiz e, hedefe ulaşamayız. Bir de golcüyü sormuştum başkanım. Fırsat transferi mi olacak? O yani, ne demek? Yani Fenerbahçe şartları, kendi istediği şartlara Mesela, gelmesini mi bekleyecek. E, Birçok ülkede 31'inde e, transfer dönemi kapanacak. 8'ine kadar Türkiye'de devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bazen mandi sınırlı sınırlıysa istediğinizi yapamazsınız. Forvet pozisyonda en pahalı pozisyonda transfer için. Ama bir gerçek daha var ki Ağustos'un onundan sonra son 20 günü 21 günü bir de özellikle transferin son haftası Eylül'ün haftası geçmişte de gördüğümüz tecrübe ettiğimiz gibi çok farklı şeyler oluyor. Biz de özellikle onu bekliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür Size de güzel bir sezon diliyorum. Hepinize iyi olsun. İnşallah biz de siz de emeklerinizi karşısına alırsınız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet bir e, Santrafor transferi olacağını bazı oyunculara e, teklifler olduğunu eğer değerini bulursa gidecek oyuncu olursa da o bölgeyi de almak durumunda kalabileceklerini söyledi ki muhtemelen bunlardan biri Atilla Zalai ee, İngiltere'den ona teklifler olduğu duyumları geliyor ee, Zaltz'a da var ama bilmiyorum yani e, herhalde onları kastediyor bir <laughs> santrafor içinde hani ya, çok isim yazılıyor ama e, bekliyoruz son dönemi bekliyoruz dedi yani e, Ağustos'un son bölümü Eylül'ün ilk haftası bir de işte orada muhabir arkadaşlar da sordu bizde transfer devam ediyor 31 Ağustos'ta çoğu ülkede bitiyor Premierlik dahil Ondan sonra bize devam ettiği için o bölgede, o dönemde daha kolay transfer yapılabiliyor. Biraz da ona vurgu yaptı. Yani önümüzdeki 15-20 günde daha farklı fırsatlar çıkacaktır dedi. Bu arada hakemlerle ilgili, VAR'la ilgili söylemleri de bana birisini hatırlattı. Kime? Seni. <laughs> Hocam hepsi yanıma geliyor. İlginçtir. Sonra. Aynı şeyleri konuşmaya başladınız. Geçen sene de bu yalnız ortasından itibaren bunları hep söylüyor. Bunları söylüyor. Ben bunları yıllarca söylüyorum. E, ee, ama şunun da söyledi. Yani federasyon doğru işler yapıyor da dedi. İşte eldeki malzeme bu olunca ne olacak? Onu bilemiyorum dedi. Eldeki malzeme buraya gelirken nasıl geldi? Orada da doğru söylüyor. Eldeki malzeme iyi değil ama eldeki malzeme tesadüfen olmadı ki akraba yutalika, torpil hep buraya geldi. Uzun yılların birikimi bu. Yani bu 25 yılın, 20 yılın birikimi ya. Değil mi? E bunun içindesiniz kardeşim. Ben söylediğim zaman kızıyorsunuz ya kızmayın. Başka bir şey daha söyledi çok önemli. Sen o sırada konuşuyordun. Ne dedi Hı -hı. biliyor musun? Menajerlerle bazı basın mensupları dedi iç içe işler yapıyorlar dedi. Ha. Yani birbirlerini görüyorlar demek istedi ki yüzde doğru söyledi. Yüzde yüz doğru yani söyledi. Bir şey daha söylüyor. Yani basın mensupları arasında hepsini hepsi değil dedi. E tabii ki hepsi değil canım. Bizim ne ilgimiz var menajerle şu bizle basınla. Menajerlerle unsuruz. kol kola orda Aa, öyle şey olsun, o kadar da çok ya ki. bence bence o işler iyi araştırılmalı. Tabii ve bunlar açıklasınlar ya. Tabii. O basın tabii. ya. Tabii. Şu bu şu bu bu işten gelirin olacak kardeşim ha? bu işten. Öyle ondan sonra ben gazeteciyim deyip sarı basın kartı taşımayacaksın. Patron diyecek ki bunu yazın, şunu yazın. Bu bana evvelden kıyak yaptı. Bunu al, buna yazdır. İsim isim biliyorum ya. Ya neler var hocam. Ya? Abi, o bana kıyak yaptı, bunu al da yazdır. Ama, üzücü ama. i̇nsan üzülüyor ya. Ee, kötü oynadık. Ee, bu bizim oyunumuz değil ama belki ilk haftada olması e, bir kazanç haline dönüştürülebilir dedi. Bir de e, penaltı pozisyonunu biz dışarıda gibi gördük. Çok uzun sürdü. Oraya da iyice bakılmalı dedi ki biz bakacağız biraz. Bakacağız. Da. Jesus ne demiş hocam? Ne demiş? İstediğimiz sonucu alamasak da izleyenler için iyi bir maçtı. 3 gol attık maalesef 3 gol de yedik. Normalde takımımız duran toplarda iyi ama bugün istediğimizi yapamadık. O şey yok savunma oyu dengesi yoktu. Rakibin de hakkını vermek lazım. Kornellere iyi çalışmışlar. Hakikaten öyleydi. Fenerbahçe iyi yolda kötü sonuçlar alsa da her zaman şampiyonda inanır Fenerbahçe." demiş. Daha çok zaman var tabii. Var. Ya. Yani beklemek lazım yeni bir teknik adam. Ya yani yeni yeni bir teknik adam 10 maç hocam. Doğru hocam. 10 maçtan evvel 6 maçı daha var senin. 6 maç daha var. Çok net ya bu. Yani başka türlü olmaz. Ama 10. maçtan sonra da pardon abi <laughs> 10. maçtan sonra pardon. Tabii ki. Artık bunu yaptım, şunu yaptım. Yok yönetim bunu aldı, bunu istemedim, bunu aldım. Yok artık. Ayrıca kadronun da artık e, tam olarak tabii. oturması lazım. Fenerbahçe sezonu en erken açan takım. Onun için daha 6 maçı var. Ama çok oyuncu geldi tabii. 11 oyuncu bir ayağı. Hadi Thiago Çukur'u bir kenara koyuyorum. 10 oyuncu oynayan. O bayağı bir oyuncu 10 oyuncu. Ciddi bir transfer sayısı. Bir tane daha gelecek. 11 olacak. Şimdi tabii Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanı olması avantaj mı dezavantaj mı? O da tartışılır biliyor musun? Yani kulüp başkanı, e, kulüpler birliği başkanı olunca yıpranıyor ya bence Türkiye'de. Ama e, şunu da diyorlar. Yük artıyor tabii. Şunu da diyen var. Ya kulüpler başkanı olunca, kulüpler birliği başkanı, hakemler korkuyorlar. İşte kulüpler birliği başkanı olan şahsın takımları şampiyon oluyor diyor. Yani. <laughs> ya hocam. Bunu diyen de var. Yani örnek yani gösteriyorlar. Trabzon daha örnek gösteriyorlar filan. İnanmıyorum da aslında yıpranır gibi geliyor. Çünkü kulüpler birliği kolay başkanı olmak hocam kolay ya. bir iş şey değil. yük ya, yük. Yani zaten olan bir an önce bırakmaya çalışıyor olduktan Çünkü sonra. Çünkü kulüpler birliği başkanı oluyorsun. E ee, bütün tarafta da futbol federasyonu var. E nasıl olacak? Zor iş. Bir de kulüpler birliği başkanı olmayıp arkada durup Ortalığı kepçeleyip karıştıranlar var. Bir de onlar var. Arkadan Hiç organize, organize, organize etmeye çalışanlar var. Kulüpler Birliği var. Başkanı olmayıp arkadan çepçe kepçeyle karıştırıp federasyondan böyle kapıştıranlar da var. Ee, Var'la sağ hakeminin ayrılması çok doğru bir karar dedi. Yalnız bu arada şey bir haberler duydum. Sen de duydun mu bilmiyorum da birinci lig için Var'da sıkıntı yaşıyorlarmış. Hocam sen önce bir Burayı, burayı, burayı hallet, toparladı Burayı yaparsın. O sayılar nasıl tutacak hocam o kadar var şu bu? Bilmiyorum. Kolay iş değil ya. Burayı iyi yapamadılar daha. Burayı halledemediler. Bu arada mesela rezervlik başladı ortada bir şey yok. Yani biraz böyle bir rezerv rezervliği istediler. Başladı değil mi? Ben yanlış söylemiyorum arkadaşlar çünkü ya başladı ama hiç ortada hocam, bir şey yok. Ne Kulü... oluyor? Hocam kulüpler rezervlik başlasın diye federasyona teklif ettiler. ...Federasyon'da bunlar olur dedi değil mi? Sonra ne olduğunu biliyor musun? Ya bu rezervi biz hazır bu değiliz Bu sene dediler. olmasın evet. Bu sene olmasın. Başkan da dedi ki olsun kardeşim. Ya o zaman... Madem bir şey istediniz. Evet abi ya. Yani bu nasıl iş ya? Arka tarafı da bu. Yani öğrensin kamuoyu. Tabii tabii. İstediniz. Önce adam da kulüpler pekeledi, istiyor. Sonra cevap verdin. Şeye benziyor bu. Ya başkan üç günde tamam. tamamlıyor musun? şeyi biliyor çıkartıyor. Ecevit. Nereden nereye gideceğim? AB kuruluyor. Dedi ki abi Yunanistan'dan Türkiye beraber girsin. Eğer biri girip diğer istemezse diğeri girmesin dedi. Ecevit'in ne dediğini biliyorsun değil mi o zaman? Ne dedi? Biz hazır değiliz. Yunanistan'da girmesine hayır demeyiz dedi. Biz dışarıda kaldık. <laughs> Hocam tarihten bir sayfaya da bakalım bu arada. İşte <laughs> aynı işler burada. Yani. Geldi mi e, maçımızın girme zamanı? Hadi gidelim o zaman bakalım maça sonra da kalkacağız pozisyonları inceleyeceğiz. Evet, gelsin bakalım şimdi pozisyonları tek tek ele alma zamanıdır. Buyurun. Hocam topları ikiledik. Evet. Aa orada da var, üçledik. Daha alalım ya top lazım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bu toplar mı geçen seneki toplar mı? Şekil şemal olarak. Bilmiyorum. Sanki geçen sene daha mı böyle şey. Bu biraz böyle gösteriş, pembe değil, bir değil her mi? Her renkten var hocam bunda. Pembe var, sarı var, Bu, yeşil var, şey, mavi Amsterdam var. Amsterdam gibi sanki. <laughs> hocam Janjanlı hocam gök bu. Janjanlı bu. Abiz Buyurun, var. gelsin pozisyonlar. Burada William Arao sarı kart gördü, doğru mudur? Doğru karar. Doğru karar dedik. Arao sarı kart gördü ve ya hiç ee, gereği yok. Bu kartı Alman'a gerek evet. yok ya. Geç kalıyor hamlesinde. Geç kal, yapma. Ya top gidiyor. Ya yapma ya. Evet hocam. Kart aldın mı el er bombasıyla oynuyorsun. Cebinde bombayla oynuyorsun. Pibi çekilmiş bombayla. Evet. Yapma abi. Geç kaldı. Geç kalınca da Sarı'yı gördü. Jesus da kemende attı ikinci yarıda. Evet. Daha önce e, bir kere ağzı yanmıştı bu işten. Bir, o zaman yapsaydı iyiydi. <laughs> o zaman yapsaydı. Maçı yapsaydık. da kazanabilirdi. O zaman şey yapsaydı evet. başka bir kulvarda olabilirdi şu anda. Evet. Peki devam edelim. Arao'nun sarı kartı doğru dedik efendim. Ben hep KV maçına yalarım abi. Aa, bak hocam. Şimdi burada bizim arkadaşlar hemen ee, şey ya işte şeye geliyor falan dediler. Tişört bölgesine geliyor dediler. Buraya hatta ee, şeyde Geraldo'da en çok itirazı o etti. Yavaş Temizine oynat verildi, yavaş zannetti. oynat. Ama oya değilmedi penaltı. Yavaş oyna. Verilmiş. Hangi pozisyondan daha iyi gözüküyor? Diğerinden. Tabi. Ona gel, onda yavaş oynat. Geliyor. Heh. İşte onu geldiğiniz yerde duralım arkadaşlar. O hoca onun üzerine. Heh. Bir burada var. Bak hocam. Ali sonun mu yoksa buradan mı? Bak buradan. Evet. Sevgili Yusuf, kulağıma Ali son diyorsun da. Bak şu. Evet. Şu. Voleybolda e, böyle şey oluyor ya. Touch evet. net diyorlar buna. Evet. E, aynı öyle şöyle bir elin bakın şöyle bir hareketi El, oluyor. Eli görüyoruz burada. Bakın. Dikkat edin değerli izleyenler şuraya. Şöyle bir hareket oluyor top gelince hocam. Şöyle oluyor. Şimdi bugün onu mesela bir hakem arkadaşla konuştum işte bara çok gitti. Şimdi şu pozisyonda bara gider hakem. E bu da gidersin hocam. bunu ne? yapsın? Yani, zaten var bu pozisyonlar nerede? için var. Heh Tam işte o. Var bu pozisyonlar, var bu pozisyonlar için. için var. Var. Doğru yani Evet hocam. Gitti buldu. Nerede görüceğim hocam? Yoksa uğraşırdık. Hareket... Bak kafa şurada da. Nerede görüceğim hocam? Göremezsin. Hocam, çok zor. Devam edelim. Hocam. Buna bir şey Var demiyoruz. doğru. Bu penaltı kararı doğru, Var'ın müdahalesi de doğru. Attıralım. Valencia bu İyi kez penaltı. kaçırmıyor. Köşeye bırakıyor topu. Evet 1-0 oldu 19'da Fenerbahçe adına Valencia ile. Aynı Valencia burada böyle bir ne diyeyim ben buna hamle yapıyor. Yalnız burada hamlede Valencia'nın şeyi yok. Yani. Kasıtlı bir hareketi yok. Dönüp direkt ya şöyle yapıyor. Ya, topa zaten. bakarken dönüp topla oynayayım derken adamın şeyine geliyor. Kuyruk sokumuna geliyor. <laughs> evet hocam ya. Kuyruk sokumu da bayağı acıtır hocam. Yani hafif sağ lopundan kuyruk sokumuna doğru gidiyor. Burada sarı kart gördü değil mi Valencia? Gördü. Doğru mudur? Sarı kart yeterli mi hocam? Ya hocam, yani şey bir pozisyon. Kasıtlı yapılan bir pozisyon değil. Değil. Evet. Yani art niyetli de yapılan bir pozisyon değil. Arkası dönük çıkıyor. Yani bırak kırmızıyı sarı verirsin. Bir şey demezsin He, ama. Verirsin, kırmızı kararımızı falan. yani. Diyorsun. Orada hakemin Vücut dilini okuması önemli. Doğru. Yani o vücut diliyle, kafayla ne yapıyor? Hocam Kasıtlı burada zaten hocam. şuraya kadar Valencia o yapacağı evet. harekette adamı görmüyor. Şurada Tabii. geldiğinde Biliyor. artık hareketi yapmış oluyor. Dikkat ee, et zaten o hareketi topa doğru yapıyor, topa da vuramıyor. Evet. Sarı yeterli. Verirsin vermezsin ama sarı verirse de laf edemezsin diyor hoca. Aa, cepheden gittin. Ha, bak şimdi var ne kadar. Örnekleri, şimdi millet diyor ki o kadar ya cepheden var gittin ya. bastın o, o zaman kırmızı. Tabii, tabii. Yani hocam kural kural kitap kitap da pozisyonun yorumu var ya yıllarca bunu bir türlü. Pozisyonun kendi doğası var. Tabii pozisyonun içinde o kadar çok yorum var ki Doğru. Hocam. hangisi? Sen doğru de karar yani veriyorsun. Doğru, doğru. Kural. Açıyorlar kitabı kural. Hani var ya 4-2-4, 4-3-3, 3-1-4 onun gibi bir şey. Peki buna da doğru bir karar dedik. Devam edelim o halde. Fenerbahçe burada bir e, penaltı bekledi Valencia'yla. Bir bakalım. Şuradan. Şu açı iyi. Biraz önceki açı sevgili Tolga. Şu bir gelsin. Evet. Evet hocam, pozisyon bu. Hop, evet. Başka açıları ister misin hocam? Yok. Sen ister misin? Hocam büyütüp mü? İstersen büyüt. İmkanlara hayır demeyiz. Tolga. Ee, hocam ben sakınmaya çalıştığını, elini de saklamaya çalıştığını düşünüyorum. Evet. Bu arada Zaten topa filan da bakmıyor. Bence devam kararı doğru. Evet. Tamam, burada devam kararı doğru dedik. Devam edelim o halde. Bak şimdi, bak şimdi. Futbolcu vururken ben defans adamıyım. Evet hocam. Ş şöyle dönüyorum bak. Şöyle dönüyorum. Ama ben defans adamıyım. Şöyle ben defans adamıyım. Ben böyle dönüyorum ama bir de böyle dönüyorum. He, şu varmış. Böyle. E yapışık. Ama bak şunu yapıyorum. Yapışık Tabii. ama. Bunu yapıyorum. Top da buraya çarpıyor. Bak Daha iki tane ayrı karar. Hayır işler diyorsun hocam yani. Bak iki tane ayrı karar. Bir de şu oluyor bazen. Hadi bu şey de şu önemli evet. bak şu önemli. Tabii. Şöyle yapıyorum. Doğru hocam. Görüyorum. Çarpıyor ama şöyle yapıyorum. Geç evet. bak. Şöyle ayrı, böyle ayrı. Orada bir nüans var. Evet. Peki. Burada devam kararı doğru dedik. Burada ne oluyor? Burada da Ümraniye tarafı bu kez penaltı bekliyor. Ne dersin? Geraldo Perez. Kafalar topta, gözler topta. Ne oluyor burada? Bir de başka bir açıda acaba değiyor mu? Hani şu şey olayı var ya. Böyle mi? Böyle mi açıya göre değiyor mu değmiyor mu? Normal oynatın. Bir de normal oynatalım. Farklı bir açı var mı? Hattan var mı? He yokmuş. Topa vurmak istiyor. Evet. Lacivertli oyuncu öteki de göğsünde almak istiyor. Topa vururken de ayağının üstü geliyor. Fırtıyor. Üstü geliyor öyle. Yere düşülecek falan bir pozisyonda değil. Bence devam kararı doğru. Aynı fikir durum hocam. Bence de burada devam ile yere yatıp doğru. da böyle 10 saat kalkılacak pozisyon değil. Hatta yani ben Ama adam şöyle şöyle oluyor. Geliyor abi. Zaten vuramayınca anlayınca görüyor. devam etmiyor. Sırttan. Evet. Peki devam edelim öyleyse. Hani... Bu pozisyon böyle yapmazsın da gider böyle yaparsın. Ya da hocam yani bak bu şöyle bir şey oluyor burada. Evet, doğru. Şöyle oluyor Doğru. Böyle yaptın mı Tabii, geçmiş olsun. Tabii gittim böyle yaptın. Tabii. O farklı bir olay. Buyur abi bak. Diyorlar ki her zaman değil ya. Hmm. Değil. Farklı farklı yorum bunların. Bu değil devam mi? edelim. Ha. Ne oldu? Yok, diğerine geçelim. Gol'e geçelim. İşte Jesus'un bahsettiği köşe vuruşlarına iyi çalışmışlar konusu. Geri gel. Saçarak kullandılar. Geri gel, evet. Şuradan geri gel. Var geri gel, geri için. gel. İyice geri gel. İyice geri gel. Buradan geri gel. Hop. Bak şimdi. Buradan vuracak. Şimdi burada şurada dağıtıyorlar bak. Bu buraya veriyor. Bu vuruyor ortayı. Yani İyice vuruş şekli defası değişiyor. Defansı da tabii. Defansı dağıtıyorlar. Ama golü atacak adam kim? Geri gel. Geri gel, geri gel. Evet. Yavaş yavaş oynat şimdi. Oyun mu Bak yavaş yavaş. Vardı. Bak, bak şimdi. Nereden geliyor bak. Bak. Hocam hep ne diyoruz? Ya şu alan savunması Devam et. nasıl bir şey ya? Devam et. Devam et. Hocam bak, bak. şimdi. Geri Pardon, gel. Ata ata geliyor adam. Geri gel. Geri Yen gel. Da kimse Geri gel. Geri gel. Geri gel. Hocam. Hocam olmaz ya. Olma bu alan malan. Ya şu adam Bak. Şurada duruyor. Devam et şimdi. Kaç adım atıyor bak. Bir. 2 iki, iki üç, üç. dört. alıyor dörtten sonra yükseliyor. Buyur abi. Dümdüz Adam zaten mi? yükseldiği zaman. Bak öbür oyuncu neredeyse belinde. Hocam bir de bir şey söyleyeceğim. Adam böyle cepheden koşarak evet. yükseliyor. Sen geri geri yükseliyorsun. Zaten dezavantajlısın. Evet. Adama o imkanı verdiğin zaman yandın. Ya kardeş burada üç kişisiniz. Biriniz bunun başına. Ya bak bu da boşta. Ya şu alanı tutuyorsun da bari buradan gelecek adamları tut. Evet. Hem alan hem adam yap madem Yok. öyle. Yok. Yok abi. Bizim öyle. takımlarımız bunu hep yapıyor ama. Diyor Garip. ki çalışmışlar. E sen de çalış. Evet. Sen de çalış. Sen de çalış. Ya en kötü toparıya gelirken bu defastan birisinin uyanıp adamın yolunu kesmesi lazım. E Rossi var orada ya. Onun e, şey ne diyor? Şeyi gibi ama. Glumaç da ondan bir bir 30 santim mi? Kaç santim uzundur? Bak. 1 2 3 4 5 6. Hadi bunları sayma. Bak. 1 2 3 4 5 6 7. Hatta şunda 8. 7. Orayı sayma. Tamam. E 4 kişi, dikkat, kişi et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Bütün Ümraniye'li futbolcuların Hepsi serbest Hepsi serbest ya Bir bu Var kontrolde Hepsi serbest bu defaz nasıl bir defaz Hocam ya olmaz böyle bir şey Pozisyon alma konusunda sıkıntı var Jesus'un şuraya dikkat etmesi lazım Bu işte sıkıntı var Antrenörler adam hep 4 adım attı. hep şunu yaparlar. Mesela bu pozisyon oldu değil mi antrenmanda filan. Düdük çalar antrenör Şişt. dur der. Herkes durur abi. Söyler. Sen nerede duracaksın? Şöyle bakar etrafına topçu. Burada duracağım abi. Sen nerede duracaksın? Bakarsın. Ben burada duracağım abi. Ben Sen ya... nerede duracaksın? Neredesin peki? O düdük çaldığında en az 5 futbolcu yanlış yerde duruyor. Bunu bunu yapıyorlardır herhalde. Ya, Zannediyorum. Tabii ki yapıyordur da işte Burada Bunu en üst takım da de... yapacak, en alt takım da <laughs> yapacak hocam. Devam edelim. Sağda yapmak lazım. Devam. 1-1 oluyor. Skor. Burada faul var. Burada sarı kart oldu mu? Ha, sarı kart vermemiş. Burada sanki gerekebilir miydi? Ama fırtıyor mu? Hani böyle kayıyor mu? Kalmıyor mu? Aşil'de. Bence Ayakabıyı vermesi da lazım. da çıkartmış ya. Bence vermesi sarı lazım. Sarı olurmuş bu hocam. Sarı. Yok değil mi burada yanlış, yanılmayalım. Yokmuş, bu çünkü, sarı olmalıymış. Çünkü top ayrı yerde abi. şey Topla bir alakası hocam. yok. E görüyor önünde. Evet. Ve şöyle de veriyor, böyle yapıyor. Sarı olması gerekir net. Abi bu bu yanlış muhakeme. Tendon dediğimiz yer en tehlikeli çıkmış. yer. Ayakkabı çıkmış. En tehlikeli abi. yer. Gider en vallahi. En tehlikeli yer, yazık. Evet burada sarıya atlamış Yaşar Kemal Uğurlu. Devam. Zalay ve Tayyip ikili. Burada bir şey var mı hocam? Şuradan bakalım. Normal oynatalım birkaç kere daha. Ya hocam bir dokunma var da o kadar da atma yok artık. Bir ikili mücadele olacak hocam futbol oynuyorsun ya. Sen dersin böyle. Yani, yani. yok abi ikili yok abi yani öyle hop yok. Yok yani yok. ben vermem. Peki e, hocam dedi ki bu beni tatmin eden bir penaltı durumu değil yani var bir dokunma Bunlara ama, verilirse de evet. Yok abi, zor biter maç. Ben vermem. Bu neresi? Ha, ikinci gol. Bunun bir oluşumuna bakalım. İlk buradan mı başlıyor? Joshua King, Rossi ve Valencia. Bakalım. Birazdan bunun olsaydı mı olup olmadığına da bakacağız. Burada Rossi. Burada topun gerisinde bize topu veren zaten evet. şu açık renk koyu renk çizgi. Yani neredeyse penaltı ki... noktasında top. Evet evet. Penaltı top. noktasında hocam. Neredeyse. Topun gerisinde. Valencia'da kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Gelelim. Evet. Yani 20 santim falandır hocam aşağı yukarı. Evet. Değil mi? Evet. Yalnız bu arkadaş hatta. Bak. Evet. O görüyor. Evet. Devam edelim. Devam. Burada Vardan geldi. Ve bu da ikinci pozisyon. İkinciye bakmaya bile gerek, gerek yok. Gerek yok. Bu organize atakla Fenerbahçe 2-1 yaptı skoru. Devam edelim. Ümraniye'nin golü geliyor. Offside gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Offside. Ama kontrol ve vuruş iyi hocam. Evet. Altay burada hiç hareketsiz böyle tek ayakta kaldı. Bak şimdi kontrolü görüyor musun? Arkaya sarkıyor. Hani burada da 20 santim he. Burada evet. da 20 santim 30 santim olsa. Evet. Orada 20 santim 30 santim değil. Burada da 20 santim 30 santim. Ama iyi ya, Bak vuruyor. şöyle yapıyor zaten. O kadar i̇yi, iyi, iyi, köşeye vuruyor. İyi. Alışı da yani, hani kontrolü, önüne alışı, düzeltişi, vuruşu. Vuruyor. Belki offside ama. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Gel 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 gel. Burası Bağdat Caddesi tamam. gibi bizim. Dur burada. Hop. Arkadaş ya şöyle bir duruş var mı? Şöyle bir duruş var mı ya? Öyle bir duruş yok ya. O öndeki Arkamda oyuncu zaten. Arkamda adam var ya. Arkamda adam var. Öndeki oyuncu zaten geçmiş olsun gitmiş. Evet. O Kaç düşmüş. kişi oynuyor? Orada sadece şey? Zalai'nin bir şansı var. Onun dışında Yap. Gustavo Henrique mi o? Öyle durursan olacağı Evet, tabi. tabii. O yüzden futbol sever Fenerbahçeliler atıyorlar Gustavo Henrique'nin pozisyon hatası falan diye. Devam edelim. Devam edelim attıralım ve bizim anonsumuzu yapalım öyle de diğer pozisyona geçelim hemen bir dakikalık bir anons hemen geliyorum ben de bu tarafa siz bakarken hocam sadece bir dakika ver bana evet devam geldik mi Sırc evet geldik haydi devam edelim. Spikerlik dersi derse ha. <laughs> ya hocam bu da enteresan kaçtı ya burada evet. Serkan'ın da ha hakkını teslim edelim. Evet. Burada ön alandaki baskının, konuştuk ya ilk bölümde. Şu bölümlerde doğru ve etkili yapıldığı bölümlerdi bunlar. Evet. O ön alandaki baskıyla top kazandılar. İşte Az yaptılar biri. ama. biri. Az evet. yaptılar. Emre sol ayağının dışıyla vuruyor, Serkan iyi yattı. Valencia ilk kontrolü yapamayınca orada egoistik yapmadı. Zaman zaman yapıyor, bu kez yapmadı. Yerden vurabilse belki ayağının dibine kalecinin hiç çıkaramaz kaleci. Evet. Üstten vurunca yatıp aldı. Doğru. Vurdu. Yere vursa yani. Yerden vursa ki vurabilecek oyuncu. Zor kımıldar. Ancak ayakla çıkarabilecek bir yerde çıkarır. Serkan böyle birebir kalecisi. Biraz daha çizgi kalecisi evet. ya. Bu pozisyonlarda evet. iyi bir kaleci. Peki devam edelim o halde. Bak yine iyi bir korner organizasyonu. ya. Hocam gole bak abi. Geri gel. Yaydı adam. Bak şimdi. geri gel geri gel geri gel. Gel geri. Gel. 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 gel 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 gel. Gel. Abi ya. Gel. Şuraya bir oyuncu koymaz mısın? Ya arkadaş bu nasıl bir iş ya? Hocam Fenerbahçe'de Fenerbahçe <laughs> takımında takımın lideri yok. Takımın beyni yok. Birisi Şurada birileri orayı. çıkacak takımda bağıracak şunu al diye veya kaleci diyecek onu al diye. Engel yani bunu diyecekler arkadaş. Baksana. Hadi bu neyse bu açıkta duruyor ama bu çok tehlikeli. 11 edilmiş. oyuncu penaltıyla evet. kale çizgisi içinde. Evet. 11 oyuncu. Yavaş yavaş topu Fenerbahçe at bakayım. Yavaş yavaş topu at. At topu bak. Yavaş yavaş yavaş. Bu uyandı geliyor yavaş yavaş. At topu. Devam et. Devam et. Rossimo. Devam et. Evet. Burada dur. Arkadaş. 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 Ya topa gideceksin, ya rakibe gideceksin. Ya topu keseceksin, ya rakibi keseceksin. Bu topa kim vuracak, bu vuracak. Ya kardeş git buna ya. Gelme buna alamayacaksın. Git buna. Doğru. O vuracak topa, başka vuracak adam yok. yok Ya abi futbolcu zeki adamdır. Şurada yapacağı bir iş var şunun. Buraya gelmeyecek. Buna gidecek. Ve o zaman kaybı ona vuruş için bir Top. hem alan hem de zaman yaratıyor. Top kaç metreden geliyor? Oho top Kadıköy'den Devam et şeyden, Devam et Zır Topraktan şeye e? geldi Sada geldi e? İyi de Şu oyuncu oluyor. Kim bu? Sahte geliyor Sahte Rossi geliyor Rossi mi o ya? Geri ha. gel Geri gel Rossi e Niye geldin sen? Vur topa ya yat topa. Hocam bir hamile en azından çabuk. Ya yat topa. <laughs> i̇şte. evet. Ya sahte geliyor şu sahte geliş hocam. Şu sahte geliş. Sahte. Devam edelim. Devam edelim. Kim oldu önemli değil benim iş. Ha, geldik. Geldik. Zurnanın zırt dediği yere. Farklı açılardan bakalım. En iyi açı bu. Evet. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş, yavaş gel. Yavaş ağır ağır çıkacaksın bu merdeler. Devam et. Merdan hocam. Yer hocam. Geldi darbe galiba. Devam et. Geri gel. Devam et. Allah Allah ya. Ne diyorsun? Devam et. Kontağı bitir. Kontağı bitirene kadar devam et. Kontağı. Düşürme topçuyu. Devam et. Burada zaten havalanmış topçu orada. konta işte şu şu olaya verdiler. Yani şimdi şöyle hoca şöyle tarif edeyim. Koşarken ben sana vurdum. Evet. Böyle vurdum. Ben sana vurdum, kaldı. Ama ben sana ben sana böyle yaptım, yaptım. Ama işte ben onu şurada görüyorum ya. Burada eğer yapıştırmıyorsa, yani hareket daha önce bitiyor mı gibi diyor. Anladım. Şimdi vurdun, vurduğu yer. Yani şöyle iz düşümü. Gel buraya. Şu çizgi. Bak gel buraya. Senin ayağın dışarıda kalsın evet. Ben çaktım. Evet. Çaktığım yer burası. Buranın iz düşümü. Buranın iz düşümü. Ama ben şöyle şöyle düştüm sonra. Düştün ama işte devam etti mi? Onu sayıyor. O zaten olay. Var mı bir ya, bir öteki cepheden de var mı bu bizde Tolga? Bak ilk müdahale burada. Vallahi hocam bu da zor karar ha. Diğer evet. açıdan var mıydı acaba? Kale arkası ya da var mı? Çünkü o en yakına geldiğinde... Veya bizim gördüğümüz görüntülerden başka görüntü var mı? Şu... Bir de o var. Tabii. Çünkü hani burada... Şurada yapıyor müdahaleyi gibi geliyor ama... Mesela şurada devam ediyor mu? Şurada... Evet. Biz bu açıdan... Şöyle olsa da yapışmış müdahale ediyor gibi görebiliriz. Ama böyle mi... Böyle mi? Evet. Onu anlayamıyorsun ki oradan. Yani şuradan bir açı ya da buradan bir açı olsa. Bu şu anda dışarıda mı içeride mi? Şu anda dışarıda. Kırmızı ayakkabıyla. Kırmızı. O konuşuyor. da kırmızı galiba. O da kırmızı. <laughs> Ama sonra beyaz çıkıyor ortaya. Yani. Evet. Tek ihtimal var. Burada değiyorsa penaltı, eğer burada bittiyse değil. Evet. Ama hani şu görüntüyle %100 bir şey söylemeye imkan yok bence. Ne diyorsun hocam? Aynı fikirdeyim. Yani ya vardakiler başka bir görüntü seyrettiler bilmiyorum. Belki yayıncı kuruluşta da vardır. Bizde bu kadar görüntü var. Ama ben bununla penaltı ya da penaltı değil diyemem ben çünkü bunda, şurada bunda net, net karar vermemiz için bunda net karar vermemiz için kale arkasından bir kamera bir olması Bir Oradan bir açıdan o görmek zaman lazım. zaman kesitten bakacağız pozisyonu. burada bu, yandan bakıyoruz. Burada eğer yoksa çünkü bir önceki müdahale dışında. Evet. Ters açısı var mı bilmiyorum bunun. Ters açısı var mı? yeri gel pilota gel. Gel pilota. Gibi. Evet devam et şimdi. Yavaş okuyalım. Burada gibi duruyor müdahale ama. Devam et. Devam et. Hocam ben sana başka bir soru. Evet. Penaltıyı verdin. Evet. Penaltıyı verdin. Bu da topu buradan geçirdi. Şu adamı yetişme imkanı var mı? Adam düşmedi. Yok. Kırmızı kart olur mu? Penaltıyı vermezsen kırmızı kart olur bence. Vermiyorsan. Hocam? Penaltı ne? değilse kırmızı kart olur. Hocam? Penaltıysa olmaz. Bence. Niye olmasın? Peki ne alaka var? Bariz gol şansı. Topa yapıyor ama hamleyi. Yapsın. Kaleci değil ki. Eki ceza birden. Kaleci'nin topla oynama şansı var. Kaleci'nin ben kaleciyim, sen geliyorsun. Ben topa yattım, yattım. Topa vurdum. Ha, i̇şte muslara. Topa vurdum veya düşürdüm. Hı hı. Topa hareket ettiğim için sarı kart. Kalecide. Defans öyle bir şey yok. Bariz gol şansı. Hayır futbolcuda da var. Peki. Hocam. Peki hocam. Ama ama. Peki hocam. Hani toplu oynama niyeti ve toplu oynama mesafesi Abi, ne hocam? Hani, beni bağlamaz ya. Beni bağlamaz oh, evet. indiriyorum abi. Bariz gol şansı ya. Bunun başka şekli yok ki. Kura. Bariz gol şansıysa atacaksın adamı. Artık atmıyorlar işte. Değişti o kura. İyi. Peki. Atmayalım. Sarı kart oluyor. Peki. Ama penaltı olmazsa çat kırmızı. Ya da ya da ya da sadece o değil. Başka e, ops şeyler de var faktörlerde faktörler de var. Onlardan biri de işte oyuncunun topla oynama niyeti, hamlesi, topa mı oyuncuya mı müdahalesi. Orada bir top var ya, o şeyin rengini değiştiriyor bu gelen kuralların ardından geçen seneki. Bakacağız şimdi yenisi gelecek. <laughs> yenisi gelecek. Okuyacak. Hatta ben rica ettim bir şey de yapsınlar diye. Uygulamalı ben bir. Ben beyin cimlastiği yaptırıyorum. Devam edelim. Ama zor pozisyon. Devam. E, artı futbol ekibi geldi. Penaltıya atsın. Aslında temiz penaltı. Aslında ya. Ramazan olsa savura bağlar. Vardır. E Sahura hocam bağlar. Yani daha şu anda seyirciler gidemedi biliyorsun değil mi? Eve gitmemişlerdir. Daha nerede gidecek? Taraftar gidemedi. Evet. Ah gariplerim ah. Onlar aslında sonra... Ma maçları saat 11 alsalar daha iyi. Yani. Sabah direkt işe giderler. Start'ta. Evet. Bence olabilir. Oradan işkembeciye. Zaten bayağı da uzadı. Bir buçuk falan Oradan işkembeciye hocam. Bir damar tuzlama. Yanında bir de sıcak pide hocam. Of sarımsağı da attım mı <laughs> var ya anam anam evet, anam. Evet devam. Attırdık. Sirkeyle. Ümraniye takımı. Ya çok beğendim bugün Ümraniye'yi hocam. 3-2 devam. Devam Tolga. Lincoln vuramadı. Zaitz ve Berisha. Zaitz oralara nasıl giriyor görüyor musun acaba? Evet. Yani e, o yüzden değerli oyuncu. Bak bir hareket yapıyor. Şu hareketi yaptığı zaman kaç kişi oyundan düşürdü? İki kişi gitti zaten orada. Çünkü tamam. penaltıdan korkuyorlar. Tabii. Ceza alan içi. Serkan da yine kurtarmış bu arada. Evet, Serkan. Son pozisyon muydu? Eski Ankara güçlü. Peki, eski gelecek haftanın programına bakalım. Ee, bu haftanın, bu haftanın e, golleriyle sözü artı futbola bırakacağız. Trabzon Atay oynuyor. Galatasaray Giresun'da evinde. E, Fenerbahçe Kasımpaşa'ya gidiyor. Beşiktaş nerede? Oo, Alanya'da. Alanya'da hocam. Konya, evet. o Konya Başakşehir'de güzel maçmış. Güzel maçlar var haftaya değerli izleyenler. Biz toparlıyoruz 90 artı 1'de ve sizleri haftanın golleriyle baş başa bırakırken artı futbol ekibi de geliyor. Hoşçakalın ama A Spor'dan ayrılmayın.